herkes kendi herhalde ya. He, herhalde. Kaldırır mı? Efendim? Selamünaleyküm. Mikrofona davet ediyorum. Sayın milletvekillerim, başkanlarım, muhtarlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu derneğimiz 2 sene oldu. Bu pandemiden dolayı bir türlü açılış veremedik. Milletvekilimiz de yanına gitmiştim, geleceğim dedi. Ve geldi, bizi çok memnun etti. Hepsinden Allah razı olsun. Bu Gaziköy'ünde çok bir değerli arkadaşımız kazanında vefat etti. O yüzden köylümüzden fazla gelen olmadı. Kendi milletimizden, Ceyhan'dan, kendi kabinemiz, Romanlardan gene cenazemiz vardı, gene gelemedi. Fazla bir kalabalığımız olmadı. Ancak bu kadar oldu. Kusura bakmayın. Daha fazlasını bekliyorduk ama cenaze şeylerinden. Ancak bu kadar oldu. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi ben geçen milletvekilime Mersin'de bu köyümüzün adına bir şey söylemiştim ve aynısını burada söylemek istiyorum. Başkanlarım da burada olduğu için. 50 seneden beri, 100 seneden beri burada yaşıyoruz. Bu köy çevrelerini ben komple geziyorum İlhan Başkanım'la beraber. Her yerde bir anı var, bir hatırası var. Bu bizim köyümüzde, Gaziköy'ümüzde bir pazarımızın örtülmesini istedik. Bir de düğün salonumuz yok. Bu bütün köylerde olduğu için, milletvekilim de burada olduğu için, başkanlarımız da burada olduğu için bunu gündeme getirmek istedim. Yaparsalar da Allah razı olsun, yapmazlarsa da Allah razı olsun. Ve bunu istiyoruz yani. Buradaki romanımız günlerden beri burada, yıllardan beri burada. Kimse gündeme getirmiyor. Kimse gündeme getirmiyor. Bir sadece içimden geleni konuşacağım. Bir siyaset zamanı olduğu zaman biz bunların kardeşiyiz. Biz bunların kardeşiyiz. Bir kağıt parçası için bir aylık bir süremiz var, değerimiz var. Ama biz öyle bir şey ki ne? Biz hiçbir şey istemiyoruz. Sadece bize bir Allah'ın selamını atsalar biz ondan gene mutlu oluruz. Ama inşallah bundan sonra, inşallah bundan sonra bize de sahip çıkanlar illeki olacaktır. Bu yıllardan sonra bu derneğimizi buraya kurduk. İleriki zamanlar daha güzel şeyler olacak. Bunu başkanlarımızdan, milletvekillerimizden bunu her zaman destek olarak bekliyoruz. Burada bize sadece destek veren İlhan Başkanımız, Zeydan Başkanımızın danışmasıdır kendisi. Bize sadece kendisi destek verdi. Burada bu derneğimize yardımcı oldu. Bize burada bir mecit yaptırdı. Kendine de buradan teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sayın Yılmaz Tirek'e teşekkür ediyoruz. Mersin Roman Federasyon Başkanı Sayın Ali Daylan'ı mikrofona davet ediyorum. Ben Bahtali Sastipe. Adama Roman Organizasyonu Tavlamen Geyek Laçipe. Tavlamen Geyek Laçi Drom. İnşallah.
Bugün Kozan ve ilçesi Gazi Köyü'nde tarihi bir günlerden bir günü yaşıyoruz. Çok önemli. Biz buranın bir parçasıyız romanlar olarak. Tabi romanların tek istediği var. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşamak. Aslında romanların problemleri, sorunları, tüm siyasi algıların çok üzerinde bir mesele. Bu ahlaki, biraz daha aslında bu durum tüm siyasi partilerin insanlarımızı kucaklayarak, insanlarımızın bu sorunlarını görerek ve sistematik olarak bu sorunlarımıza ciddi politikalar üreterek bu sorunların çözülebileceğine inanıyorum. Bizim insanımız az önce başkanımın bahsettiği gibi sevgiye o kadar muhtaç ki yanına gelinse bir dokunuş olsa o kadar çok değişecek ki biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkede yaşamayı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Tek konu hep beraber bütüncül olarak yaşamak. Biliyorsunuz 2016 yılında ulusal strateji planı vardı. Ve bu ulusal strateji planının aslında bütün romanların şu anki sorunlarının hepsini içeren bir program. Ve arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimler üzerinden de bir strateji planı vardı. Tek problem şu, bunları hayata geçmesi, yerele inmesi ve insanlarımızın hayatlarına, yani şu anda şu yaşadıkları ortamlardan, şu fiziki şartlarından onlar çok mu memnun? Değildir. Memnun musunuz? Hayır. Değil. Hayır. Onların tek istediği insani şekilde, insani şartlarda ve sosyal içerme politikalarının istenileştirildiği bir programın olması lazım. Yani biz entegrasyona, asimilasyona karşıyız. Bizim istediğimiz kendi kültürümüzü yaşamak ama iyi eğitim almak, herkes gibi iyi yerlerde okumak ve iyi şartlarda yaşamak. Bu, tüm Avrupa'daki yaşayan bütün romanlar kendi ülkelerinde çok mutlu. Başkanımın dediği gibi buradaki yaşayan romanlar 100 yıldır burada yaşıyorlar. Buranın yerli halkı. Ama peki bunu hak ediyorlar mı? Tabii ki değil. Buna hep beraber tüm otoriteler, yerel yönetimler başta olmak üzere, kaymakamlıklar, valilikler hep beraber işbirliğiyle bütün bu sorunlar tabii artık nasırlaşmış sorunlar. Bir yerden başlanması demek bu sorunun çözülmesine müdahil olmak demektir. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum ki bundan sonra romanların çok özel günleri var. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, 5 Kasım Dünya Roman Dili Günü gibi. Şunu bilmeniz lazım. 5-6 Mayıs aslında bizim burada bir yerelde 1 Mayıs olarak biliniyor ama uluslararası anlamda 5-6 Mayıs olarak biliniyor. Şenliklerimiz var, hüzünlerimiz var. Bütün bunları sizlerle paylaşmak. Aynen, aynen, aynen. Bu bir aşama. Burada çok önemli bir çalışma oldu. Bir derneğimiz kuruldu. Bu da İlmaz Başkanımı çok kutluyorum. Çok önemli bir iş yapmış oldu. Ama bunu büyütecek olan bu derneği geliştirecek olan hepimiziz. Hepimiz elimizi taşın altına atacağız. Sonuçta dokunamadığımız bütün insanlarımız, dokunamadığımız her çocuk, eğitime katamadığımız her çocuk madde bağımlısı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden yoksulluk bizim kaderimiz olmaması lazım. Eğitimsizlik bizim kaderimiz olmaması lazım. Yani burada birçok çalışmalar yapılabilir. Etüt evleri gibi, onların destekleme programları gibi. Bütün bunlar insani şeyler aslında. Bütün bunlar buradaki halkımıza sunulabilirse, onları dinleyebilirsek, işbirliklerimizi artırabilirsek, umut ediyorum hem Ceyhan kazanacak, hem Kozan kazanacak, hem Gazi Köyü kazanacak. Burada tüm katılımlarınızdan da ben çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan da mutluluk duyuyorum. Sağ olun, var olun. Kozan Belediye Başkanımız Sayın Mimar Kazım Özgan Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Bir alkış gönderelim efendim lütfen. Çok değerli milletvekillerim. Ayrıca bir tane Hırvatistanlı milletvekilimiz var. Bu da tabii bizim için özel bir an oldu. Çok değerli il başkanım, ilçe başkanım, muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Sizin bu açılışında olmaktan, sizlerle beraber olmaktan dolayı hakikaten onur duyduğumu söylemek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum.
Tabii Yılmaz'ı unuttuk. Başkana da tekrar selamlıyoruz. Gerçekten bu etkinlik beni çok mutlu etti. Az önce hem Yılmaz Bey hem başkan konuştular. Bu fiziki şartların iyileştirilmesi, bir de çocuklarımızın okutulması için gerçekten çaba sarf etmeliyiz. Biz Kozan Belediye sonra bize düşen bir şey olursa elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz inşallah. Birkaç ay önce Mustafa Demir'in orada Yılmaz Bey falan oturmuştuk, konuşmuştuk. Buradan Gaziköy'e giderken bazen bu yol kenarında selamlaştığımız olurdu. Ama bundan sonra bu örgütlenmiş yapıyla beraber herhalde daha iyi olur. Az önce Özcan Bey'le de konuştuk. Bu meseleleri inşallah biz de takipçisi olmaya çalışacağız. İnşallah. Tabii sadece Gaziköy'ünde değil, bizim ben çocukluğumda komşularımız vardı. Yerleşik hayatta değillerdi. Sonra bizim mahalleden Davşantepe, Mahmutlu'nun Davşantepe bölgesinde kiralamaya başladılar. Komşularımız oldular. Onlardan Tefik amcayı, onun çocuklarını hatırlıyorum. Sonra Türkiye'nin de yerleşik hayata geçtiler. Bir de Mahmutlu Mahallesi'nin Çakmak Parkı'nın orada. Ya ama gerçekten çalışılırsa bakın milletvekili var Özcan Bey. Şu anda Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. İnşallah sizlerin çocukları da belediye başkanı olur. Eğitim alacak, okuyacaklar. Buna çaba sarf etmeliyiz. Ben de dediğim gibi hiç ayırt etmeksizin ben bu romanlarımızın, Alevisinin, Sünnisinin, Lazının, Çerkezinin, Türkmeninin bir zenginlik olduğuna inanıyorum. Bu kardeşlik tarih boyunca devam etti. Bundan sonra devam edecek. Ben gelen milletvekillerimize, il başkanımıza, misafirlere, katılan değerli hanımefendiler, beyefendilere, muhtarlarımıza, ayrıca Yılmaz Başkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. CHP Adana Milletvekili Sayın Müzeyyen Şevkin hanımefendiyi mikrofona arz ediyorum. Davet ediyorum efendim. Bir alkış verelim lütfen. Milletvekillerim, Hırvatistan'dan gelen çok değerli konuğumuz, Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, çok değerli muhtarlarım, dernek başkanlarımız ve çok değerli roman kardeşlerim. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlarım. Şu anda ne kadar mutlu olduğumu ifade edemem gerçekten. İzmir'den sizi temsil eden Özcan Purçu kardeşim, haklarınızı söke söke mecliste alıyor. Bir alkış yapalım mı Özcan kardeşimize? Çok güzel bir temsiliyet gösteriyor. İnanılmaz roman kardeşlerimizin haklarının savunulmasıyla ilgili. Bakın ta İzmir'den Mersin'de federasyonla ilgili uluslararası bir çalıştay zannediyorum. Yanlış söylüyorsam düzeltirsiniz. Bununla ilgili çaba sarf ediyor. Sizlerin haklarının savunulması, daha güzel koşullarda, daha iyi eğitim almak, daha iyi fiziki koşullarda barınmak ve bu ülkenin renkleri ve bu ülkeye sahip çıkan romanlarına sahip çıkan bir milletvekiliniz var. Ne mutlu size. Sevgili kardeşlerim, gerçekten sadece seçim döneminde değil, bakın değerli belediye başkanımız da bu etkinliğin düzenlenmesinde çok büyük katkılar sunmuş durumda. Ona da yürekten teşekkür ediyoruz. Buraya katılan mahalle muhtarlarımıza, tüm dernek temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler de üzerimize düşen ne varsa sevgili Özcan kardeşimize destek olmak adına roman kardeşlerimizin her türlü temsiliyette yer alması, iyi eğitimler alması, bu ülkenin birinci vatandaşı olmaları konusunda üzerimize düşen ne varsa destek olmaya biz de hazırız. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle beraber olduk. Çok teşekkür ediyorum, saygılar, sevgiler sunuyorum. CHP Adana Milletvekili Sayın Müzeyyen Şevkin hanımefendiye teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. CHP İzmir Milletvekili Sayın Özcan Kurçu Beyefendi'yi mikrofona arz ediyorum. Kıymetli milletvekilim, Sayın İl Başkanım, çok kıymetli belediye başkanım,
ilçe başkanım, sevgili muhtarlarım, il başkan yardımcılarım, ilçe başkan yardımcılarım, sevgili Roman Federasyonu başkanım, sevgili dernek başkanım, Kozan Dernek başkanım, sevgili Roman kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinize merhaba. Bugün aramızda özel bir misafirimiz var. Hırvatistan milletvekilimiz ve danışmanına da hoş geldin diyorum. Romale Laçesiyeniz, Sarisiyeniz, Laçesiyeniz. O esaste bahtale Romale. Evet. Kıymetli dostlarım, çok uzun bir yoldan geldik. Ta Hindistan'dan çıktık, kavimler göçünü başlatan bir toplumuz biz. O kadar derin tarihimiz var ki, anlata anlata bitiremezsin. Ama hiç kimse de bizi, %1'imizi dahi tanımıyor, bilmiyor. Yüreği geniş bir toplumuz, misafirperver bir toplumuz. Yufka yürekli bir toplumuz. Tüm canlılara, dünyada saygı gösteren bir toplumuz. Bitkisine kadar, karıncasına kadar incitmemek için yaratılmış bir toplumuz. Ve bütün canlılarla dost bir toplumuz. Eli bol, gününü elinden geldiğince en iyi şekilde yaşamaya çalışan, yarınını düşünmek istemeyen ve bugün hiç kimseyi kırmamak için elinden geleni yapan bir toplumuz. Küskünlüklerimiz elinizdeki bir mendil kuruyana kadardır. 5 dakika sürmez küskünlüğümüz. Hemen barışırız. Hemen barışırız ve tüm dünyada, dünya tarihinde savaşa taraf olmayan tek toplumuz. Toprak mücadelemiz hiç olmadı. Tüm dünya ülkeleri, tüm dünya toprakları ve gökyüzü bizim ülkemiz diye felsefe edilmiş. Onun için dediğim gibi savaşmayan, belki savaşa taraf olmayan tek toplumuz, farklı bir yaşam kültürümüz var. Tarihimize geldiğimizde tüm dünyaya yayılmış, dünyada tek dil konuşan, Hindistan'dan Amerika'ya kadar, İsrail'e kadar, Almanya'ya kadar, Hollanda'ya kadar, Kazakistan'a, Azerbaycan'a, İran'a kadar, Fas'a kadar, Mısır'a kadar, Tunus'a kadar, Çin'e kadar tüm dünyaya yayılmış ama tek dil konuşan bir toplumuz. Hırvatistan'dan bir milletvekilimiz gelmiş. Daha yeni tanıştım 4 gün önce bir sempozyum için. Ama sanki daha yüzyıllardan beri aynı ülkenin altında yaşamış gibi aynı dili konuşabiliyoruz. Hindistan'a gittim, aynı dili konuşuyor. Almanya'ya gittim. Öyle de kendi kültürüne bağlı ve kendi kültürünü devam ettiren çok köklü bir tarihi olan bir toplumuz. Çok kısa anlattım ama dediğim gibi anlat anlat bitmez. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Yoksulluklar içerisinde ve yoksulluk içerisinde büyüyen bir toplumuz maalesef. Romanların bir özelliği daha var. Şikayet etmezler. Hele mesele vatan, millet, bayraksa hiç şikayet etmeyiz. Hiç şikayet etmeyiz. Aç kalırız, açıkta kalırız ama devletimiz, milletimizle ilgili hiçbir şekilde şikayet etmeyiz. Hiçbir şekilde. Kendi acımızı, kendi fakirliğimizi kendi içimizde yaşarız. Kalkıp kimseye gidip de biz çadırda kalıyoruz, biz yoksuluz demeyiz. Maalesef keşke biraz da deseydik, demediğimiz için böyle kaldık. Çadırda kaldık ya. Yoksul kaldık. İşsiz kaldık. Okula gidemedi çocuklarımız. Damlarımız aktı. Altımızdan sular aktı. Maalesef para bulamadık. Çapaya gittik, tarlaya gittik, domatese gittik, bibere gittik, pamuğa gittik. Traktörün altı, kasanın altı bizim gölgemiz oldu. Tozun içinde ekmek parası kazandık. Alnımız dik, açık, temiz ama gidip şikayet etmedik. Şikayet etmedik. Çocuklarımızı okutamadık. Güzel evlerde kalamadık.
Tatil yapamadık. Öğretmenlerimiz çıkmadı, mühendislerimiz çıkmadı. Benim gibi bir tane işte deli, bin yılda bir milletvekilimiz çıktı. Ama inanın, beni de anam çadırda doğurdu. Elektrik yok, su yok, tuvalet yok, banyo yok. Sırtlarımızda camilerden, köylerin çeşmelerinden sular taşırdık. Göçebelik yapardık. Köyden köye sepet yapardı anam. O sepetlerle erzak değişirdi. Fasulye, nohut, bulgur, tavuk değişirdi. Karnımızı öyle doyururduk. Ve o mücadeleden çadırda üniversiteyi kazandım. Kamu yönetimini kazandım. Dedim ki ben kendimi kurtarsam olmayacak. Binlerce, milyonlarca roman var bu ülkede. Dedim ki ben topluma bir şeyler yapmalıyım. Işık olmalıyım. Kendimi tanıtmalıyım. Vatanımıza, milletimize romanımızı tanıtmalıyım dedim ya. Tarihin altında hiç görülmemiş, bulunmamış bir tarihi eser gibi romanlar. Ta 2015'e kadar kimse doğru düzgün bilmiyor. Biraz önce Sayın Belediye Başkanım, Milletvekili Mil Başkanım romanca konuştuk. Kırbaçistan'dan gelen milletvekili arkadaşımla dedi ki ya dilimizde mi var? Tabii ki var ama bizde de kabahat var arkadaş. Biz de anlatamadık kendimizi. Söyleyemedik derdimizi. 2015'te sağ olsun Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Genel Başkanım Özcan Bey dedi. Sen dedi Avrupalarda çalışıyorsun, Avrupa Konseyi'nde, tüm ülkelerde romanlarla ilgili çalışmıyor. Ya hiç mi sizin sorunuz derdiniz yok ya dedi. O kadar milletvekilimiz var dedi Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bir tane de romanlardan olsun dedi. Gelin kendi derdinizi mecliste anlatın dedi. Sağ olsun Sayın Genel Başkanım. Şimdi Gazi Köyü'ndeki romanlar, İstanbul'daki romanlar, Mersin'deki, Ceyhan'daki romanlar, Ankara'daki, Zonguldak'taki romanların bütün sorununu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesinde mecliste dillendiriyoruz arkadaşlar. Ne sorunumuz, ne derdimiz var? Çıkıyorum, bağıra bağıra söylüyorum yani. Sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti devletimizden Allah razı olsun, partimizden Allah razı olsun. Şimdi derdim ne biliyor musunuz aslında? Niye okudum, niye toplumuş? Kendimi dediğim gibi kurtarmışım, kıymeti yok ki. Bakın şimdi milletvekili oldum. İnanın 7 yıldan 7. seneme girdim, milletvekiliyiz. Şimdi il başkan yardımcılarımız var sayın vekilim. Çanakkale'de il başkan yardımcımız var. Efendim İstanbul'da, İzmir'de il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz var. Şimdi diyorlar ki biz de milletvekili olacağız, belediye başkanı olacağız. Hedef büyüttüler yani. Hedef büyüttüler. Ve şimdi belediyelerimizde roman kardeşlerimiz var, çalışıyorlar. Ama az ama çok artık farkındalık oldu. Artık bu ülkede dedim ya tarihi eser olmaktan çıktık, fırçayla kazılmaya başladık. Romanlar çıkmaya başladı dışarıya. Yavaş yavaş çıkıyor. Şimdi daha bak İzmir'den buraya geldik. Neden? Artık derneklerimizle birlikte örgütleniyoruz. Roman dernekleri kuruluyor ve herkes artık derdini sayın belediye başkanıma, milletvekiline, il başkanıma, ilçe başkanıma anlatıyor. Sosyal medyada da paylaşıyor. Artık bu lobiyle herkes hassas davranmaya başladı. Ha bak roman kardeşimizin bu sorunu var diyor. Bak dernek kurmuşlar, örgütleniyorlar, ne güzel diyor. Bak açılışlar yapıyor. Artık değişti. Kendi kabahatimiz de vardı. Kendimizi tanıtamıyorduk. Artık onu da yapmaya başladık. Ve sayın vekilim, sayın il başkanım, belediye başkanım. İnanın 2015'ten sonra romanlarda özgüven patlaması oldu. Bizi gören çocuklar okumaya başladı. İnanır mısınız? Beni veliler arıyor, aileler. Sayın vekilim, romanlardan muhtar olur mu? Romanlardan belediye başkanı hiç olur mu ya? Romanlardan polis öğretmen olur mu ya diye konuşurlardı eskiden. Size diyor bakıyoruz sayın vekilim sen vekil oldun romanlardan çocuklar okumaya başladı. Çünkü hedef büyüttüler artık. Artık bu ülkede romanların da bir yere geleceğini biz kanıtladık. Ve çocuklar okumaya başladı. Şu an 2002 yılında, 3 yılında derneklerimizi kurmaya başladık. Bir tane üniversite mezunu bulamazdık. Şimdi artık her ilde, ilçede artık üniversiteyi bitiren gençlerimiz olmaya başladı. Biraz uzattım kusura bakmayın ama inanın biz bu ülkenin sevdalısı insanlarız. Devletimize, milletimize, bayrağımıza, polisimize, askerimize,
topraklarımıza bağlı insanlarız. Askere çocuklarımızı gönderirken sevine sevine en fakirimiz dahi en güzel, en büyük eğlenceyi yapar öyle gönderir. En büyük eğlenceyi yapar öyle gönderir ama biz bu sevgiye karşılık alamıyoruz. Bu kadar seviyoruz bu ülkemizi ama karşılığında bu sevginin karşılığını alamıyoruz. Bakın, inanın şu mahalleye bakın. Çadırda yaşayanı mı istersin? Elektriksiz yaşayanı mı istersin? Susuz belki de yaşayanı mı istersin? Var mı içinizde? Yarın belki de bugün eve gittiğinde sofraya ne koyacak ablam? Tencerede neyi kaynatacağını düşünen ablam var şimdi burada. Ben biliyorum. Biliyorum. Onun için bu kadar sevgiye karşılık alamıyoruz. Ama ben şuna inanıyorum. Burada milletvekilim var, il başkanım, belediye başkanım, ilçe başkanım ve Gaziköylü muhtarlarım da burada, komşularımız da burada. Onların sayesinde bu kaderimiz değişecek. Biz çünkü etle tırnak gibiyiz. Biz Atatürk milliyetçisiyiz. Atatürk ne demiş? Kendini Türk hisseden herkes Türktür demiş. Benim romanıma sorduğunuzda önce ben romanım demez, ben Türk'üm der. Ondan sonra romanım der. Çünkü biz Atatürk milliyetçisiyiz. Hatta Edirne'de sayın vekilim bir mahalleye gittim. Bir roman kadını ben bunu konuşurken aldı mikrofonu, dedi ki ne ya dedi, sen anlatıyorsun dedi, Atatürk'ten bahsediyorsun. Atatürk de romandı dedi. Bizden de akraba da o bize ya dedi. Onun yolundayız biz ya dedi. Sen ne anlatıyorsun dedi. Atatürk milliyetçiliği. Biz Atatürk'ün akrabasıyız ya dedi. Bırak onu bunu dedi. Düşün, Atatürk de bizden. O kadar bu topluma, millete ve Atatürk'ün değerlerine bağlıyız. Ama bundan sonra bu sevginin karşılığını alacağız. Sayın milletvekilim, il başkanım, sayın belediye başkanım, ilçe başkanım ve sevgili muhtarlarımız, hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Sayın belediye başkanıma özellikle teşekkür ediyorum. Yılmaz kardeşime altyapıyı hazırladı ve sayın belediye başkanım, inanın çok iyi, şunu söyledi: vekilim, roman kardeşlerimizle ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. İnşallah. Zeydan başkanıma da çok teşekkür ediyorum bu arada desteklerinden dolayı. Ama asıl büyük destekler yolda geliyor. Kardeşimin dediği gibi iktidar olduğumuzda, bak burada söylüyorum, basın da var büyük bir ihtimal, iktidar olduğumuzda bir tane roman çadırda kalırsa hemen istifa edeceğim. Hemen istifa edeceğim. Neden istifa edeceğim biliyor musun? Ben görevimi yapmıyorum diye istifa edeceğim. Eğer bir roman çadırda kalırsa, sayın genel başkanımız dediği gibi, bir roman çocuğu yatağa aç girerse ben görevimi yapamadım diyeceğim ve istifa edeceğim. Onun için bizim Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda, bizim iktidarımızda inşallah iktidar olacağız, az kaldı. Roman kardeşlerime, ben de çadırda kaldığım için o çileyi biliyorum, çadırdan kurtaracağız. Tek gözlü evlerden kurtaracağız onları. İnsanca yaşayacağı evlere geçecek. Çocukların özgürce, rahatça okula gideceği bir ortam kuracağız. Ben mumun altında ders yapardım, sokak lambaların altında ders yapardım. O çileyi çektim, çocuklarımız çekmeyecek arkadaşlar. Nerede İlhan Başkan? İlhan Başkanım, seni insanlar ne çok seviyor romanlar ya. Vallahi ya. Hoş geldin. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben Hırvatistan'dan gelen roman milletvekilini de yanıma almak istiyorum. O da bir iki cümle eder. Ali Pıral. Tuda Keriyek Vorba. Tuda Romaneskerim. Ozan Acan'ın romanesi. Ben Türkçe'yi çevireceğim. Mevala niye? Okey. Aliye, preslatya. Hala krik. Bir onlar versinler. Bir onlar versinler. Sen gene mi? Okey, hoşçakalın. Onlar bir mikrofon versin. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Hoşçakalın. Gaçı canım, marmeni canım. La çatı baro cibi. Bud bak, sas tipi. La çipi. Satu mence. Nice. Ne pralese, yadiyase, ozcan,
kya kardema kya vav ki dikhav tumen kate kaysen. Sağlıkla, mutlulukla, ben çok mutluyum. Hem Özcan kardeşim, Ali kardeşim beraber burada olmak ve beni buraya kadar getirip sizlerle buluştukları için o kadar çok mutluyum ki. Hepinize şans, bahtı diliyorum ve inşallah bu kaderimiz yavaş yavaş romanların şu anki yoksulluğu için hep beraber mücadele edeceğiz. Mangake çarab baros selami katesitumen eforosko manuş kesi leskolav kazim Takatesi tu menjek juvli kesila kolab shevkia ta mungro ojisi bud baro takatesi bi mu pral ojan pashamende sose egolese ke shai bud ke ajutin amen kalagu chasu si pashatumende ke shai amen ke cheralem hem belediye başkanımıza hem milletvekilimize hem Roman milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki o kadar güzel işler yapılacak ki şu anki mevcut durum inşallah hep beraber bu mücadele değişecek. Ben şu anda Gaziköy'deki şu romanların durumunu hep beraber onlardan iyileştiğini duyacağım inşallah diyor. Mangal ke bacharam. Amiyashun dem motodeman jemungre pral. Ojan tavaliya kateket çerden Nevi organizasyon NGO bu simoylu baroke çay. Segya kancı ki ajutin tümen posi çipe. Po ke çay çeren buçi. Kote kay kebeşen. Tay oştarto osastipe. Osastipesi may ke çay ke trail amaro. Bugün sizler için çok önemli bir gün. Ve hep beraber bir dernek açılışı oluyor. Ve bir birlikteliğiniz olacak. Ben inanıyorum ki bundan sonra bu birliktelikle beraber tüm yerel yönetimler, ulusaldaki tüm milletvekilleri beraber işbirlikleriyle ileriki günlerde çok önemli yerlere geleceğinize ben kalben inanıyorum. Bu bizim kaderimiz olmayacak. Hayır başkanım. Kedem baro dumo. Morase kedem baro dumo. Kateo o foro, o shurutno e forosko, o kazi. Tai du gene, ke si mungre kolegora, kwa si shefkia temo pral, orjan, vosi parlamentar co star se mea ne Kroatia, von shai ajutintumen, konik na shtirke ajutintumen, samo von trin. Ako von ajutintumen, onda kaba problemi ke si tumen kate, kolai kachardol. Aman but mangasa tumen. Ben böyle silahsı bana. Nice coach. Burada Leyla Hanımefendi milletvekilimiz, belediye başkanımızla, sevgili kardeşimle beraber bu roman derneğini hep beraber güçlendireceğiz diye bir taraftan tutacağız ve onu yavaş yavaş yükselteceğiz ki bu bizim kaderimiz olmasın. Beraber iş birlikleri yapacaklarına kalben inanıyorum. Mat. Matza Andre Kroatia, Vidivia Maripen, La kolapsi Suzana, a kad si Suzana? Ja la Suzana. Ustani molim te. E Suzana, manga ke penaj ga dženđe. Ke amare romnja, ša ja venu pre, a na ke si te lje. Suzana, jela teken, jela teken. Bača. Znači, amen manga ke bičala, ha beri e ga dženđe. Ke vi amare romnji, ša ja volu pre, na ke ja vol te lje. Suzana Hırvatistan'da Roman Birliği var. Onun başkanlığını yapıyor ve devlet de işbirliği yapıyor. Bir Roman kadını işte Suzana gibi sizler Suzan gibi adı kendinizi temsil edeceksiniz diyor. Suzana çok güçlü bir Roman kadını. Orada hükümetle, devletle, başbakanla, cumhurbaşkanı muhatap oluyor. Çünkü orada bir birlik oluşturuldu. Devlet onunla muhatap oluyor. Ve Suzana oradaki romanlar için çok ciddi çalışıyor. Yani bu derneği, buradaki Roman kadınları İnanıyoruz ki Roman kadını bunu sahiplenirse bu dernekle sizler yavaş yavaş yükseleceksiniz. İnşallah Anokova 5 kaka karoma mopral aliya te mopral ozcan kaka vavka teki dikhal sera mayla çese sosi akanake dikhiyem. Önümüzdeki yıl kardeşim Ali
kardeşim Özcan beni buraya çağıracaklar. Ben geleceğim bir yıl sonra buradaki Romaların kaderi nasıl gidiyor bir gözlemleme şansım olacak. Ama inşallah düzeleceğine inanıyorum çünkü çok güçlü dinamikler var. Bu işbirliklerle bunlar çok iyi olacağına inanıyorum. Avem önce saltu mensaste taveste te bahtali te kul na nasvali. Allah sizin ayağınıza taş değmesin, Allah size hastalık vermesin, güçlü kılsın. Bu dernek ise hayırlı uğurlu olsun der. Hoş geldiniz. Sayın Belediye Başkanım, bir mesele var. Gerçekten yaşamsal birkaç mesele var. Bizler de ne gerekiyorsa bu konuyla ilgili yapacağız. Burada çadırda yaşayan ailelerimiz var. Onların su sıkıntısı var. Bu su sıkıntısını maalesef bir komşudan alarak gidermeye çalışıyorlar ama o komşu da herhalde artık boyunu aşmış durumda. Onun için buraya acilen bir ortak çeşme yapılmasını istiyorlar. Çünkü suları yokmuş. Çadırların suları yok. Dolayısıyla bu konuda bizler de ne yapacaksak sayın vekilim, il başkanım, belediye başkanım, ilçe başkanım hepimiz biz ne gerekiyorsa ben şahsi olarak vekillerimizle, arkadaşlarımla gerekeni yapmak için hep birlikte çalışalım diyorum. Bir de bir biliyorsun bizim düğünlerimiz meşhurdur. Bir düğün salonumuz olursa tabii bu derneğimizin ve romanların isteği ilk öncelikli. Benim de en büyük isteğim şu sayın başkanım. Buraya bir tane kreş anaokulu kurmamız gerekiyor. Ana sınıfı acilen. Bize ne gerekiyorsa yaparız. Çünkü bizim en büyük sorunumuz eğitim sayın başkanım. Eğitim. Ana sınıfı, anaokulu kırarsak burada çocuklarımız hiç olmazsa çekirdekten eğitime adapte olmuş olurlar. Ondan sonrasını eğitimle ilgili diğer aşamaları hep birlikte takip ederiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Derneğimiz hayırlı olsun. Benim anam çulum bacım.